Sevgili seyirciler, Habere Daire hoş geldiniz. Haber programcılığı 30 yıllık bir geleneğe dayanıyor ve biz Habere Daire ekibi olarak bu 30 yıllık geleneğe sahip çıkıyor ve haber programcılığını sahada özel haberle taçlandırmayı amaçlıyoruz. Habere Daire'de yine sahada ve özel haberlerimizle karşınızda olacağız. Konuklarımızla Habere Dair başlıyor. Bakalım Habere Daire'de bu hafta neler var? Teknolojide gelinen son nokta. Bir yazıcı bir cep telefonu kılıfını nasıl üretir? Bir teknoloji harikası canlı yayında Habere Daire'de. Sevgili seyirciler, teknoloji öyle bir hale aldı ki artık bilgisayarda yazıcıya gönderdiğiniz komutlar sadece bir kağıt, yani bir yazı ya da bir resim değil. Artık o yazıcılar siz ne isterseniz onu üretiyor. Birazdan Gebze'ye gideceğiz ve Gebze'de arkadaşımız Yasemin Gül bize o yazıcılardan çıkan mucizeleri anlatacak. Yasemin, söz sende. Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz 3D printer, yani 3 boyutlu yazıcılar son dönemlerin en modern teknolojik araçları olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu araçlarla bizler artık istediğimiz, hayal ettiğimiz her şeyi yapabileceğiz. Peki ama bu yazıcıları hangi alanlarda kullanabileceğiz? Konuğumuz Burak Pekcan'la konuşacağım. Burak Bey, öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Amerika Başkanı Barack Obama bir ulusa sesleniş konuşmasında 3 boyutlu yazıcıları geleceğin sanayi devrimi olarak nitelendirdi. Sizler burada 3 boyutlu yazıcılarla neler yapabiliyorsunuz? 3D, burası öncelikle bir dijital fabrika. Dijital fabrika dediğimiz zaman burada değişik 3 boyutlu printerlar var. Bu printerlarda geleneksel olarak Türk sanayinin ürün geliştirme sektörüne hizmet ediyoruz. Otomotiv, beyaz eşya gibi, ama son zamanlarda da sizin dediğiniz gibi artık çok değişik talepler de gelmeye başladı. Belki değişik yerlerde de görüyorsunuz. Bu elbise tasarımları geliyor, ayakkabı tasarımları geliyor, sanatsal tasarımlar geliyor. Hatta belki duymuşsunuzdur, NASA bile uzaya bu 3D printerlardan yollamayı düşünüyor. Neden? Uzaya yolladığı zaman bir yedek parçası gerektiğinde ya da bir şey üretmek istediğinde sadece aşağıdan, dünyadan yukarıya bunun datasını, 3 boyutlu datasını yollayacak. Orada da istediği parçayı üretebilecek ve kullanabilecek. Bir otomobil yapabilmek mümkün müdür? Tabii ki bunu da gerçekleştirdiler. Elektrikli bir araba da yapıldı ve bütün tasarımlarını kişiye özel. Burada zaten yani bu 3D printerların amacı seri üretim değil. Bunların amacı az adetli kişiye özel üretim yapabilmek. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de silah üretimi. Silah üretimi yapabilmek gerçekten mümkün mü? Yani istediğiniz her şeyi üretebiliyorsunuz. İster silah üretin, ister elbise, size kalmış bir şey bu. Peki şimdi siz böyle söyleyince bizde daha fazla bir merak uyandırdı. Habere Dair izleyicileri için bu 3 boyutlu yazıcılardan bizim için hangi objeyi yapacaksınız? Size bir cep telefonu kılıfı yapmayı istedik. Şimdi de başladı. Göstereyim isterseniz. Bu gördüğünüz normal bir printer gibi düşünün. Burada mürekkep yerine reçine, plastik türevi bir reçine döküyor. Her katmanda o reçineyi döküyor. Daha sonrası ultraviyole bir ışıkla donduruyor. O katmanı dondurduktan sonra bir üst katmana geçiyor. Ne kadar süre sonra peki hazır hale gelecek? Herhalde bir yarım saat sonra, 40 dakika sonra elimizde tutacağız parçayı. Evet Rıdvan Akar, yaklaşık yarım saat sonra cep telefonu kılıfımız hazır olacak. Eğer Habere Dair izleyicileri merak ediyorlarsa yayınımızı izlemeye devam etsinler. Evet, yayınımızın ilerleyen bölümlerinde acaba 3 boyutlu yazıcılar bize ne üretecekler, o telefon kılıfı nasıl ortaya çıkacak, hep birlikte göreceğiz. Evet sevgili seyirciler, biraz önce söylemiştik, bir bilgisayar düşünün, bilgisayara bir komut veriliyor ve o komuttan sonrasında da yazıcı çalışmaya başlıyor. Yazıcı çalıştığında kimi zaman organ, kimi zaman bir elbise, kimi zaman bir silah, hatta araba bile üretebiliyor. Acaba bizim şu anda üretilecek olan telefon kılıfı ya da kabı ne oldu? Onu şimdi arkadaşımız Yasemin Gül bize anlatacak. Yasemin. Rıdvan
anakar 3 boyutlu yazıcıyla yazılan kişiye özel cep telefonu kılıfımız şu an hazır durumda. Kişiye özel dedim çünkü görmüş olduğunuz gibi bu cep telefonu kılıfının üzerinde Rıdvan ismi yazılıyor. Yani sadece sizin için tasarlandı. Peki ama 3 boyutlu yazıcılarla yalnızca cep telefonu kılıfı mı yapılıyor? Hayır, ben hemen diğer örnekleri de göstermek istiyorum. Burada Burak Bey'in birebir kendi büstünü görebiliyoruz. Aynı zamanda yine Ayasofya Camii'nin maketi var burada. Hanımların evlerinde çokça kullandığı bir ütünün 3 boyutlu yazıcıda nasıl yapıldığını yine görüyoruz. Burada yukarıda bir araba var. Saatte 100 kilometre hızla gidebilen. Yine tüm parçaları 3 boyutlu yazıcı tarafından yapıldı. Burada benim en çok ilgimi çeken bir fön makinesi oldu. Bu fön makinesi de yine 3 boyutlu yazıcı tarafından yapıldı. Hatta ben çalıştırmak istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi günlük evimizde kullandığımız fön makinalarından farksız. Yani gördüğünüz gibi artık hayal edebildiğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Teknoloji nimetlerini bizler için sunmaya devam ediyor. Evet, Yasemin'e teşekkür ediyoruz. Ben de Rıdvan imzalı o telefon kabını bekleyeceğim.